Evden çıkamıyoruz, bir kitap alamıyoruz, kaynaklarımız bitti. Ne yapacağız sonuç olarak? Hakikaten hocam ne yapacağız? Herkesin aklında bu soru var. İşte sık sorulan sorulardan bir tanesi. Bir kere bugün sana anlatacağım şey internetten kitap nasıl alınır? Ama öncesinde bir sürü soru geliyor. Kargom gelir mi? İnternetten kitap alsam kargom. Mesela bir yan demiş ki Sayın Tonguç Akademi, kitabı sipariş edecektim ancak son gelen haberlere göre 30 büyük şehirden giriş ve çıkışlar yasaklandı. Bu durumda kargo sipariş ettiğimiz zaman elimize ulaştırabilecek mi? Ben Niğde'de oturuyorum, bilgi verebilir misin demiş. Gelebiliyor mu hocam? Evet Bilge Hancım. Neden geliyor? Çünkü kargolara serbest hareketler. Yani mesela marketlere nasıl domates sana Antalya'dan geliyor veya işte mandalina şeyden geliyor, Mersin'den geliyor. Bunların hareket edebilmesi gerekiyor. İşte kargolar o yüzden taşımacılık yaptıkları için kargolar şehirler arası her türlü girip çıkabiliyorlar. Kitaplarda kargolar geliyor zaten. Hijyenik mi diye bir arkadaşımız soruyor. Evet hocam bu da önemli. Bak X Mardis demiş gibi de Tonguç abi kargo sipariş edeceğim ama ailem virüs olduğu için korkuyor. Güvenli mi acaba demiş. Biz o yüzden inanılmaz güvenlik önlemlerimizi arttırdık Tonguç evladım benim. Şimdi hemen sana bak güvenlik önlemlerimizi nasıl yaptığımıza dair bir tane ufak bir video yaptık senin için. Ta gittik orada videolarımızı çektik. Burası nasıl neresi hocam? Bizim şu anda kitapları gönderdiğimiz yer. Hemen sana gösterelim videoyu. Sen de oradan bak bakalım hijyenik miymiş değil miymiş. Hemen olsa geri dönüyoruz. Arkadaşımız şu anda içeri giriyor. Evet, ateşlerini ölçüyoruz arkadaşların. Her zaman mutlaka. Her gün mü hocam? Evet her gün ölçüyor çünkü Allah korusun bir hastalık belirtisi varsa zaten çalışmıyorlar. Aynı zamanda hemen maske ve eldiven takıyor arkadaşlarımız. Ellerini böyle dezenfekte ettikten sonra yapıyorlar tabii. Ki Allah korusun herhangi bir hem onların canı tehlikede hem de size gönderilen kitaplarda bir şey olmasın diye azami önem gösteriyorlar. Maskelerini ve benzeri takıyorlar Tonguç Erhan'ın benim. Aynı zamanda görüyorsun şimdi arkadaşlarımız kitapları teker teker topluyor ama yine maske ve eldivenlerle çalışıyorlar Tonguç Erhan'ın benim. Tabii ben böyle konuşuyorum, rahatsız ediyorum, müziği de bölüyorum ama yapacak bir şey yok. Kitaplarımızı topladıktan sonra mutlaka onları düzgün bir şekilde poşetliyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Yani iki tane çalışan arkadaşımız arasında bak bir tane poşetimiz var. Onun içine bir de ekstradan el dezenfektanı koyuyoruz. Sadece bu salgına özel. Üç tane poşet ne yazık ki mesela. Aynı zamanda olsa kargo poşetine koyuyoruz Tonguç Erhan benim. Ezilmesin diye o balonlu poşetimiz de var merak etme. Dolayısıyla kitapların sana sağ salim gelecek. Düzgün bir şekilde hemen kargoya teslim ediyoruz. Ve sana kargomuzun etiketini yapıştırdıktan sonra düzgün bir şekilde ta evine kadar geliyor. Sen de mükemmel şekilde kitabını ulaşmışsın. Dolayısıyla hemen şimdi tamam artık bak kapandı. Artık kapımız kapandı. Öyle yolculuklar. Evet güle güle diyoruz Tonguç Erhan. Gidiyor gitti hocam. Evet nereye gitse gitti. Bu arada pardon özür dilerim. Burada bak Tonguç mağazan alıyorsun bu kitapları bu arada. Evet şimdi geldik tekrar videomuza. Şimdi tekrar geldik. Dolayısıyla hijyenik olduğunu artık gösterebildik diye umut ediyorum. Çünkü zaten bu illet çıktıktan sonra biz de ekstra çaba, ekstra önemler göstermeye çalışacağız. Her şeyin başı sağlık değil mi evet, hocam? Evet her şeyin başı sağlık. Özellikle senin sağlığın bizim için, bizim sağlığımızdan bile daha önemli olduğu için zaten deli gibi bir ders anlatıyoruz biliyorsun Tonguç herhalde benim. Çıkamıyoruz nasıl alırız diye bir tane daha soru geldi. Burak Lıkay, Ukay değil o, Lıkay diye bir arkadaşımız. Artık biz de sokağa çıkamıyoruz. Kırtasiyeden alamayacağım. Ne yapacağız demiş. Artı bileği göstereyim. Burak için de üç tane yöntem göstereyim. Birincisi Tonguç Erhan Bey'im. Babamız, annemiz, teyzemiz, halamız, amcamız, dayımız. Yanımızda kim varsa. Büyüğümüz. Çünkü biz 20 yaş altı olduğumuz için artık dışarı çıkamıyoruz. Aynen. O zaman ne yapacağız? Yakınlarımıza veya abimize, ablamıza, halamıza ve benzeri. Onlar zaten dışarı çıkıyorlarsa, işe gidiyorlarsa ve benzeri geliyorlarsa. Veya işte hani markete gidiyorlarsa ki herkes markete gidip bir şey almak zorunda. Yoksa yaşayamayız. Kırtasiyeler de var ve kırtasiyelerden de alabilirler Tonguç Erhan. İkincisi kırtasiyede TED sistemi. TED sistemi Tonguç Erhan. Tonguç eve TED teslim sistemi şeklinde bir şey kurduk ve hatta şimdi sana mesela hemen şuradan hemen bak ekranımızı getirelim. Tonguç mağazaya girdiğin zaman böyle aşağıda Tonguç Erhan'ın benim hatta şöyle mesela sallıyorum LGS ürünü tıkladım ama aşağıda böyle Tonguç hangi kitapçıda diye bir bölüm var görüyor musun? Evet. Tonguç hangi kırtasiyede diye bölüm var. Dolayısıyla buna tıklıyorsun hemen bak Tonguç mağaza yazısının hemen altında en alttaki. Ona tıkladığımız zaman burada illeri gösteriyoruz Tonguç Erhan Bey. Evet, mesela işte İstanbul'a tıkladığımız zaman burada herhangi bir bölge çıkıyor. Bak burada eve teslim hizmeti diye bir şey var Tonguç Erhan Bey görüyor musun? Burada eve teslim hizmeti evet olarak işaretleyelim.
Evet olarak işaretleyelim. Evet yapanları tekrar eleyebiliyorsun. Bak burada bir sürü kırtasiyemiz şu anda evet teslim edilmiş gibi. Buradaki telefon numarasını arayıp ben Tonguç'un işte şu kitabını istiyorum. Ben Tonguç'un bu kitabını istiyorum dersen TED'den arıyorum dersen TED sistemi için arıyorum dersen burada senin evine kadar getiriyorlar. Bu kırtasiye listesinde Tonguç mağazadaki siteye girdiğin zaman böyle en altında buluyorsun. Hatta göstereyim tekrar sana. Buraya geldik. Burada önce sağlık bütün burada yazıyor. Bak burada Tonguç hangi kırtasiyede var? Tonguç mağazanın altında. Buna tıklayarak Tonguç Herhalim benim hop haritada kendi ilini seçerekten sonrasında ilini seçtikten sonra Tonguç Herhalim benim de burada bak hepsi değil de eve teslim hizmeti var mı? Yani TETS var mı? Evet'e tıkladığın zaman buradan gözüküyor. Tabii bazı illerimize çok az şu anda ama geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda yeni bir karar olduğu için en yakın zamanda geliştireceğiz. Şimdi peki diğer yöntemimiz neydi? Hemen göstermek istiyorum sana Tonguç Herhalim. Bir kere online ve kredi kartı veya online olarak kitap alabiliriz. Kredi kartıyla veya kapıda ödemeyle alabiliriz. Nasıl oluyor? Hemen nasıl göstermek oluyor? İstiyorum Tonguç. Hemen yine Tonguç mağazamıza girdik. Tonguç mağazamıza girdikten sonra hemen burada zaten bütün kitaplar gözüküyor. Tüm ürünler var burada. TYT, AYT var, LGS var, sınıflar var, sınavlar var. Burada mesela Tonguç Herhalim benim sınıflardan veya işte burada herhangi bir tane sınıfı seçin. Mesela diyelim ki LGS'yi seçtim diyorum. Sallıyorum LGS'yi seçtim. Tamam. LGS'yi seçtikten sonra işte son tekrar seti almak istiyorum. Veya işte tost almak istiyorum. Hadi bir tane tost alalım. Mesela tostun üzerine tıklıyorum. Tostun ilk dördü şu anda LGS'ye uygun ürünler. Dolayısıyla hani bak mesela buna tıkladım. Bir tane de buna istiyorum. Ondan sonra buna tıkladım. Bunu da alıyorum. Dört tane tost aldım. Hemen şu bir de şuna tıkladım. Bir tane ayran alın hocam. Bir de ayran alabiliriz tabii. O da güzel bir şey. Gerçekten içinde yanına güzel gider. Ama çift kaşarlı severim ben gerçekten. Tamam. Sepetime tıkladım sonra Tonguç Herhalim. Sonrasında görüyorsun alışverişi tamamla diye buton var. Alışverişi tamamla tıkladığın zaman burada birçok ödeme yöntemi var. Kredi kartı, kapıda ödeme, havale EFT, BKM Express. BKM Express olan arkadaşlar da çok bilirler. Çok iki tane de ödeyebiliyorsun zaten. Sonrasında bak kredi kartını tıklayınca kredi kartı bilgilerine girip adresini ve ilini soyadını bilmem neyi bu zıvırtıları girince buna mesafe satış çözmesi tıklıyorsun ve ödeme yapı tıklıyorsun ve kredi kartı iki dakikada alabiliyorsun. Ve evine direkt geliyor kargonu bırakıp gidiyor kargocu. Kapıda ödeme de ayrı bir yöntem. O da hemen burada kapıda tahsilat için burada yazıyor zaten uyarılar da var. Kapıda ödeme için de evde kapı geliyor zaten Tonguç Herhalim benim senin. Nedir ona? Kargocu geliyor. Sen hiç kredi kartı mevzularını kullanmıyorsun. Evinden teslim alıyor. Evine veriyor. Sen de ona parası ödeyip gönderiyorsun Tonguç Herhalim. Bu da yani, iyiymiş. Bu da ikisi de ayrı yöntemler. Dolayısıyla kredi kartın yoksa da kapıda ödeme senin için çok rahat bir yöntem olacak. Dolayısıyla yani kitap almamak için hiçbir bahanemiz yok. Her türlü kitap alabiliriz. İnşallah. Hocam, çok tabii önce sağlık diyoruz. Önce sağlık diyoruz gerçekten de. Dolayısıyla üç farklı yol alabilirsin. Babaannen, teyzen, halan, amcan, dayın kırtasiyeye gidip kırtasiyeden alabilirler. Aşağıda zaten kırtasiyenin listesi var. Burada demin sana gösterdiğim haritada var. Kırtasiye TED sistemi geldi artık. Tonguç eve teslim sistemi buradan arayıp oradaki numaraları var zaten kırtasiyelerin. Numaralarından hemen arkadaşları sipariş geçebilirsin. Onlar evine getirebiliyor zaten. Evine getirebildiği için zaten biz yazdık oraya evet diye. O bir veya online kitap alıyorsun. Tonguçmağaza.com'a giriyorsun. Çat diye oradan kitap alıyorsun. Kredi kartı veya kapı ödemeli alabiliyorsun. Dolayısıyla olayı anlamış olduk. O zaman hadi bakalım cevabımızı yaz, yorumları yolla. Şimdiden başarılar. Teşekkürler hocam.